Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşk'ın Halket Kombinası bünyesindeki hayvan pazarı ve mezbahanın faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hayvan pazarının toplam 9.000 hayvan kapasiteli bölgesel bir pazar olduğunu dile getiren Başkan Aşkın, hayvancılığın gelişmesi noktasında bu tür tesislerin çok önemli olduğunu vurguladı. Hayvan pazarı kısmı 115 bin metrekare bir kurulu alana sahip. 3.000 büyükbaş, 6.000 küçükbaş kapasitesi var. Toplam 9.000 hayvan kapasiteli bölgesel bir pazar. Pazarın olduğu günlerde ortalama 1.000 araç giriş çıkışı yapılıyor. Bu da şunu gösteriyor. Gerçekten bölgeye hizmet ettiğini gösteriyor. Arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre de 25 civarında ilin aktif olarak kullandığı bölgesel bir pazar. 200 araçlık yine pazarımız içerisinde otoparkımız var. Ve 30.000 metrekare küçük baş ve büyük baş için padok alanlarımız var. Kapalı alanlarımız var. Şehir dışından gelen ve birkaç gün Çorum'da kalması gereken hayvanlar için 160 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvanın kalabileceği hayvan oteli ve hayvan sahiplerinin konaklamaları için 3 odalı pansiyon bulunduğunu dile getiren Aşkın, 25 ilin aktif olarak kullandığı bölgesel bir pazar haline geldiğini belirtti. Özellikle 1-2 gün öncesinden pazar için gelen şehir dışından hayvanlar için tasarlanmış 160 büyükbaş, 200 de küçükbaş için hayvan otelimiz var. Yani hayvanlar 1-2 gün öncesinden buraya gelebiliyorlar ve 160 büyükbaş, 200 de küçükbaş hayvanın kalabileceği bu otelimizde pazartesi günleri kuruluyor. Pazarımız o günü bekleyebiliyorlar. Hayvanları hayvan otelinde ağırlıyoruz. Onun başındaki kardeşlerimiz de, çevre illerden gelen kardeşlerimiz de 3 odalı o pansiyonumuzda ağırlama imkanımız var. Hayvan pazarı hakikaten bölgemize hizmet eden çok güzel, modern, hijyenik bir pazar ve bu anlamda da güzel hizmetleri vermeye devam ediyor. Çorum Et Kombinası mezbahasında da günlük 500 küçük baş, 250 büyük baş hayvan kesimi yapılabildiğini belirten Başkan Aşkın, kesimhane ve soğuk hava deposuyla tam donanımlı bir kompleks olduğunu açıkladı. Mezbahada 85 tonluk günlük taze et depolama alanı bulunduğunu ifade eden Aşkın, kesimi yapılan etler 650 metreküplük soğuk hava deposunda hijyenik bir ortamda soğuk zinciri bozulmadan saklanabiliyor dedi. Mezbahanemizde günlük 500 tane küçük baş, 250 tane büyük baş kesimini rahatlıkla yapabiliyoruz. Yine mezbahanemizin 4.529 metrekare kapalı alanı bulunmakta. Ve 85 tonlukta günlük taze et depolama alanımız yine mezbahanemiz içerisinde mevcut. Ayrıca mezbahanemiz içerisinde 650 metreküplük soğuk hava depomuz var. Bu da etin hijyenik bir ortamda, güvenli bir ortamda soğuk zinciri bozulmadan saklanması bakımından çok önemli bir kısmı mezbahanemizin. Satış ya da tüketim noktalarına nakli önemli. Bu anlamda da son dönemde aldığımız frik soğutmalı araçlarımızla da bunların nakillerini de gerçekleştiriyoruz ve soğuk zinciri bozulmadan hem şehirlerimize son tüketiciye ulaştırmış oluyoruz. Bu anlamda da önemli bir çalışmaya imza atmış oluyoruz. Halket kombinasının Beltaş tarafından işletilmesiyle ilgili CHP tarafından açılan davada sonuçlandı. Başkan Aşkın hukuka aykırı bir işlem olmadığının mahkeme kararıyla tescillendiğini açıkladı. Beltaş'a devri yaptığımız zaman bazı serzenişler oldu. Ya belediye doğrudan ne işletmiyor, Beltaş ne işletiyor diye. Tabii Beltaş bizim belediyemize %100'ü, tamamı belediyemize ait bir şirket. Yani Beltaş'ta herhangi dışarıdan bir ortak vesaire söz konusu değil. Beltaş demek zaten belediye demek. Ama bir şirket bünyesinde burayı çalıştırmanın ne kadar etkin, ne kadar aktif, ne kadar hızlı karar verme olduğunu biraz önceki o başarılı çalışmaları anlattığımız zaman herhalde herkes takdir etmiş olacaktır. Hakikaten vermiş olduğumuz kararın da ne kadar doğru olduğunu gösteren bir gösterge. Ve dün itibariyle de tabii CHP grubundan da kardeşimiz var burada. Yani bir gerekçeyle itiraz edilmişti Beltaş'a devriyle ilgili idare mahkemesinde. Biliyorsunuz bir dava açılmıştı. Dün itibariyle o davada neticelendi ve belediyenin işleminin haklı doğru bir işlem olduğu, burada herhangi bir hukuka aykırılığının olmadığını mahkemede tescil etti. Dün itibariyle o davada böylece neticelenmiş oldu. Bundan önce de CHP'nin açtığı tüm davalarda olduğu gibi bu davada da yine belediyemizi haklı gördü mahkeme. Çünkü biz doğrusunu yapmak istiyoruz. Doğrusu bu olduğu için yapıyoruz ve Beltaş'ta doğru bir karar ve şu anda da o entegre tesislerin falan yapımıyla da inşallah çok daha güzel işlere hep beraber imza atmış olacağız.
Başkan Aşkın, Halk Et Kombinası'nın resmi açılış töreninin Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla önümüzdeki günlerde yapacaklarını duyurdu. Tabii buranın henüz açılışını bile yapmadık. Açılışımı yapmadığımız daha birçok hizmetimiz var. 120 dönümlük millet bahçesinden tutun, katı atık tesisimizden tutun, daha birçok sayabilirim. Açılışlarını Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nden tutun. Biz buraların açılışlarını, resmi açılışlarını henüz yapmadık. Burayı da yapmadık. Burayla ilgili olarak Tarım Bakanımızdan bir talebimiz oldu. İnşallah Tarım ve Ormancılık Bakanımızı buraya davet ettik açılış için. Önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili bize bir söz de verdi. İnşallah plan program belli olduğu zaman resmi açılışında inşallah bu tesisin Tarım ve Ormancılık Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla inşallah hep beraber de yapmış olacağız. Başkan Aşkın, mezbahanın çalışmalarına destek veren AK Parti Çorum Milletvekillerine ve Tarım İl Müdürü Orhan Sarı'ya da teşekkür etti. Aşkın, Tarım İl Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle şartlı kesimler Avrupa standartlarında ve son derece donanımlı olan bizim mezbahamızda yapılıyor dedi. Sadece belediyemiz, belediye başkanımız, Beltaş'ın yetkilileri, işte mezbahane müdürümüz değil, bize destek veren çok sayıda insan var. Bunların başında özellikle Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi de olan MKYK üyemiz Ahmet Sami Ceylan Vekil'in desteklerini hissediyoruz. Diğer milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu vekillerimizin destekleri var. İl teşkilatlarımızın var. Ama hususen ben bir ismi zikretmek istiyorum. Gerçekten Tarım İl Müdürümüz Orhan Sarı Müdürümüzün çok büyük destekleri var. Ve bu anlamda da özellikle şartlı kesimlerle ilgili olarak yaptığımız o sözleşme, bir iki gün önce yaptığımız sözleşme de çok önemli. Şartlı kesimler eskiden civar köylerimizden, illerimizden başka illere giderken artık biraz önce gezdiğimiz gibi Avrupa standartlarında olan ve son derece donanımlı olan bizim mezbahanemizde bu kesimler yapılıyor. Bu anlamda da Orhan Sarı Müdürümüzün, Tarım İl Müdürümüzün büyük katkısı ve desteği var. Ben huzurlarınıza kendisine de hususen teşekkür etmek istiyorum.